ve Kanal Fırat Ana Haber'den mutlu akşamlar diliyorum. Günün öne çıkan başlıklarıyla başlıyoruz değerli izleyenler. Bakalım bugün neler yaşandı, haftanın devamında bugüne yansıyan neler var. Sevgili seyirciler, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Harput Senfonisi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Semih Erdem ve beraberindeki heyet 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü için bir program, etkinlik düzenleyecekler. Bugünle alakalı bazı temaslarda bulundular. Az sonra izleyeceğiz. Sis'in sabah saatlerinden itibaren etkili olduğu Elazığ'da şehir merkezinde yer yer görüş mesafesi 5 metrelerde oldu değerli izleyenler. Müsiyat Dost Meclisi toplantılarının konu olan araştırmacı yazar Sedat Çağlayan. Neden bahsetti? Özellikle Elazığ ve Harput'un tarihindeki ticaret hayatıyla ilgili bilgiler aktardı. Bu haberler ve daha fazlası için Kanal Fırat Ana Haber Bülteni başlıyor. Evet, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Harput Senfonisi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu değerli izleyenler. Kanal Fırat Televizyonu ziyaretinde açıklama yapan Vali Kaldırım, senfoni konseri için Harput ve Saklı Kapı Kanyonu'nu işaret etti. Harput musikisine ait eserlerin çok sesli klasik batı müziğine uyarlanmasıyla hayata geçen Harput Senfonisi dinleyicileri tarafından büyük beğeni topluyor. Daha önce Elazığ, Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirilen Harput Senfonisi, Elazığ ve Harput musikisinin tanıtımı açısından da büyük önem arz ediyor. Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım'da Harput Senfonisi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kanal Fırat Televizyonu ziyaretinde Elazığ gündemi ile ilgili de önemli açıklamalarda bulunan Vali Kaldırım, Harput Senfonisi'ne de değindi. Vali Kaldırım, 17 Kasım'da Atatürk'ün Elazığ'a gelişi yıl dönümü vesilesiyle yapılan Harput Senfonisi programına inanılmaz bir ilgi oldu. İnşallah bahar ya da yaza doğru Harput'ta ve Saklı Kapı'da suyun üstünde düşünüyoruz, başarabilirsek dedi. Bu senfoni çok büyük ilgi görüyor. Çok büyük bir değer bizim için. Yani 17 Kasım'da Atatürk'ün 80. Elazığ'a geliş yıl dönümü vesilesiyle yapılan programı gördünüz zaten. İnanılmaz bir ilgi vardı. İnsanlar ayakta kaldı, hatta dışarıda kaldı. Ama yani geçmişle, geleneksel musikiyle moderni çok iyi harmanlayan, bir buluşturan ve dünyanın musiki zevkine de hitap edecek gerçekten önemli bir değer olduğunu düşünüyorum. İnşallah bahara veya yaza doğru Harput'ta açık havada bu tür şeyler yapılıyor. Senfoniler, etkinlikler, konserler. Çok güzel örnekleri Avrupa'da var, değişik şehirlerde. Onu da inşallah açık havada yapmayı planlıyoruz. Onu da başarabilirsek hem orada yapacağız hem de Saklı Kapı'da düşünüyoruz. Suyun üstünde başarabilirsek, yani bunu net söylemeyeyim ama bu şekilde bir etkinlikte kanyonlar arka plana alacak şekilde belki izleyicisi katılımı dar tutulabilir ama algısı yani müthiş olacak. Senfoninin dünyanın her yerine hitap edecek yapısı var diyen Vali Kaldırım, dünya başkentlerinde de çalınması için bakanlıkla görüşmeye başladıklarını söyledi. Yurt dışına dönüp de iyi bir algı olur. Bir de yavaş yavaş bizim senfoniyi dünyanın her yerine hitap edecek bir yapısı var. Ön plana çıkarıp önemli kültür başkentlerini bakanlıkla da görüşmeye başladık. Taşımamız lazım yani Londra'ya, Paris'e, New York'a, Tokyo'ya benzeri önemli merkezlere. Tabii senfoniyi götürürsün, senfoninin yanında tanıtımını götürürsün, gastronomini götürürsün.
birçok öğeyi de yanına götürebilirsin. Ama burada ana çıpa şeyi yaparsan, senfoniyi, bütün dünyanın ortak zaten zevki, dili, müziği ve son derecede ilgi gören, kabul gören bir alan. Onu da yapabilirsek çok daha başarılı olacağımızı düşünüyorum. Elazığ ile Malatya arasındaki kanyon tartışmaları gündemdeyken, Vali Kaldırım'ın Elazığ'a ait olan kanyonlarla ilgili böyle bir düşünce içerisinde olması, kamuoyu tarafından da büyük takdir toplayacağı benziyor. Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Semih Erdem ve beraberindeki heyet 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenleyecekleri etkinlik kapsamında Vali Çetin Oktay Kaldırım ve İl Emniyet Müdürü Celal Sel ile bir araya gelerek istişarelerde bulundular. Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Semih Erdem ve beraberindeki heyetin ilk durağı Elazığ Valiliği oldu. Vali Kaldırım'la bir araya gelen heyet, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenleyecekleri etkinlik kapsamında istişarelerde bulundular. Elazığ'ın basınını çok canlı buluyorum diyen Vali Çetin Oktay Kaldırım, yapılan çalışmalar takdire şayan dedi. Gazeteciler cemiyetimizi ağırlıyoruz. Ziyaretlerinden ziyadesiyle memnun olduğumu ifade etmek istiyorum. Hakikaten Elazığ basını, dün de televizyonları ziyaret ettik. Yüzde basın kuruluşlarımız var, hem yerel gazeteleriyle, hem televizyonlarıyla, hem de radyolarıyla, yayın organlarıyla fevkalade bölgede temayüz etmiş, ön plana çıkmış, başarılı olmuş ve yaptıkları yayınlarda sürekli ulusal gündeme de düşen, yankı bulan gerçekten başarılı çalışmalar yapıyorlar. Bu açıdan kendilerini tebrik ediyorum. Özellikle Fırat Gazeteciler Cemiyeti, Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti, hem kamuyla olan ilişkileri, yakın diyalogları hem de meslek örgütlerine, meslektaşlarına sahip çıkmaları açısından fevkalade başarılılar. Ayrıca kendilerini tebrik ediyorum. Güzel hizmetler yapıyorlar. Güzel işlere imza atıyorlar ve özellikle kamu adına yapılan yayıncılıkta hem objektif bir şekilde, duyarlı bir şekilde yayıncılık yapılmasında öncülük yapıyorlar. Tabii hassasiyetler olduğu dönemde de, vatan millet söz konusu olduğu dönemde de duruşlarını her zaman vatandan, milletten yana koymasını 15 Temmuz'da olduğu gibi göstermişler, göstermeye devam ediyorlar. Elazığ'ın ben basınını çok canlı buluyorum. Bunun yansımalarında ülkede ve yurt dışında da görüyoruz. Elazığ basınını, Elazığlılar ben şuna şahidim. Hem Türkiye'nin değişik illerinde hem de yurt dışında fevkalade yakinen takip ediyorlar, yakinen izliyorlar. Ve şehrin gündemine, şehrin sorunlarına, şehirde olan olaylara son derece yakın takipteler, yakın ilgi gösteriyorlar. O açıdan da hem Elazığlıların bilgilendirilmesi, yurt dışında özellikle veya değişik illerde bulunan vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi, doğru bilgilendirilmesi ve buradan doğru beslenmeleri, o da önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Teknolojik altyapısı da bizim basınımızın çok iyi ve yaptıkları çalışmaları da fevkalade başarılı. Dünkü gördüğüm tablo, daha önce gazetelerimizi de ziyaret etmiştik. Ara ara cemiyetimizi de ziyaret ediyoruz. Yapılan gerçekten çalışmalar fevkalade başarılı. Ve burada bulunan ajanslarımızın da İHA olsun, Anadolu Ajansı olsun, yaptıkları haberlerden özellikle son 3 aya bakarsak sürekli ulusal medyada, televizyonlarda olması aslında ne kadar doğru habercilik, başarılı habercilik yaptıklarının bir göstergesi. Bu açıdan kendilerini de tebrik ediyorum. Hem Elazığ'ın tanıtımına, hem markalaşmasına, hem de Elazığ'ın daha görünür olmasına, hedeflerine ulaşmasına ciddi katkı verdiklerini düşünüyorum. Semih Başkan Başkanlığı'nda, Semih Erdem Başkanlığı'nda, cemiyeti de yaptıkları çalışmalardan dolayı tebrik ediyorum. Ve özellikle şehrin hassasiyetlerine, şehrin gündemine gösterdikleri duyarlılıktan dolayı da tebrik ediyorum. Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Semih Erdem ise 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla icra edecekleri geceyle ilgili bilgi vererek, "Üyemiz olan olmayan tüm basın çalışanlarımız etkinliğimize davetlidir" ifadelerini kullandı. Sayın Valimizi ziyaret sebebimiz yönetim kurulu arkadaşlarımla birlikte 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ile ilgili bir gece tertipleyeceğiz. Hem üyelerimiz hem de üye olmayanlarımızın da katılacağı bir gece yapmayı düşünüyoruz. Bununla ilgili istişare yapmak üzere Sayın Valimizi ziyarete geldik. Daha önce belediye başkanımızı ziyaret ettik. Bugün de valimizi ziyaret ettik.
ediyoruz. Valimizden bize gösterdiği yakınlıktan dolayı yani hem cemiyetimize hem basındaki yerel gazetelerimize ve televizyonlarımıza gösterdiği yakın ve ilgiye alaka bizi çok ziyadesiyle memnun ediyor. Her zaman da Sayın Valimizle temas halindeyiz. Herhangi bir sormamız gereken, herhangi bir bilgi almamız gereken konularda Sayın Valimiz sağ olsun bize yaklaşımı çok iyi. Devamlı irtibat halindeyiz, devamlı ulaşabiliyoruz. Yani bu basın için çok iyi bir durumdur. Yani bazı zamanlar oluyor, ulaşamıyorsunuz, bilgi alamıyorsunuz. Bizim şehrin işte emniyet müdürümüz olsun, valimiz olsun, belediye başkanımız olsun ulaşmamız gereken yerler bunlar. Sağ olsun valim bu konuda ziyadesiyle bize yardımcı oluyor. Cemiyetlerimizi ziyaret ediyor. Sorunlarımız ve sıkıntılarımız halinde bize yardımcı oluyor. Heyetin ikinci durağı da İl Emniyet Müdürlüğü oldu. İl Emniyet Müdürü Celal Selim makamında ziyaret eden heyet, Müdür Sel ile görüş alışverişinde bulundu. Sisin sabah saatlerinden itibaren etkili oldu Elazığ'da. Şehir merkezi görünmez oldu. Görüş mesafesi yer yer 5 metrenin altına kadar düştü. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nin uyarısının ardından sis sabah saatlerinden itibaren yoğun olarak etkili olmaya başladı. Sabah ilk işe geldiğimiz zaman çok yoğun bir sisle karşılaştık. Bu konuda sürücülerimize dikkatimiz yani biraz daha dikkatli olmaları gerekmektedir. Bazı yerlerde sis mesafesinin 5 metre altına bile düştüğünü ve bu konuda hassasiyet göstermeleri ricam olunur. Sis nedeniyle kent tamamen görünmez hale geldi. Belirli bir süre Elazığ'la bağlantısı bulunan Malatya, Diyarbakır, Tunceli ve Bingöl yolunda da sis etkisini gösterdi. Kış şartlarına göre normaldir yani. Yalnız burada sürücülerimizin dikkatli olmasını, sis farlarını yakmasını, yayalarımıza daha özenli ve itinalı yaklaşmasını, hızdan da uzak durmasını tavsiye ederim. Yani normal yani kış şartlarına göre. Sabah kalktık işe gidiyoruz. Sisle karşılaştık sabah. Bazı yoğun bir sisle karşılaştık. Bazı yerlerde görüş mesafesi 5 metre. Kent merkezinde yoğun sis nedeniyle yer yer görüş mesafesi 5 metrenin altına kadar indi. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Perşembe ve Cuma günü de Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman'da gece ve sabah saatlerinde sisin yoğun olarak görüleceğini belirterek, özellikle ulaşım konusunda dikkat edilmesi gerektiğini aktardı. MÜSİAD Dost Meclisi toplantılarının konu olan araştırmacı yazar Sedat Çağlayan, Elazığ ve Harput'un tarihteki ticaret hayatıyla ilgili bilgiler verdi. Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği'nin iki haftada bir düzenlediği Dost Meclisi toplantıları araştırmacı yazar Sedat Çağlayan'ın katılımıyla gerçekleşti. MÜSİAD Elazığ Şube Başkanı Mehmet Özeren, Çağlayan'ı ayaklı kütüphane olarak nitelendirdiklerini söyledi. Bugün MÜSİAD olarak her 15 günde yapmış olduğumuz MÜSİAD Dost Meclisi toplantımızda bizleri kırmayarak davetimize icabet eden Sayın Sedat Çağlayan Hocama ve Zeki Bey'e davetimize icabet ettiklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz Sayın Başkan. Eyvallah. Kendilerini de her cumartesi günü Zeki Bey'in programında heyecanla ve özlemle dikkatlice de takip ediyoruz hocam. Sağ olun. Ayrıca programımızın da devamını dileriz. Sedat Hocam, Elazığ'ın kadim geçmişini, kültürünü, geleneğini, göreneğini, örf ve adetini bilen, adeta bir tabiri caizse ayaklı kütüphane olarak bildiğimiz Elazığ'ın geçmişteki kültürünün günümüze aksetmesinde büyük bir yazar olarak abimizi tanıyoruz, biliyoruz.
Araştırmacı yazar Sedat Çağlayan toplantıda Harput'un ve Elazığ'ın ticaret hayatı ile ilgili bilgiler verdi. Efendim, malumunuz Harput 4-5 bin yıl evvelinde kurulan bir şehir. Kadimden gelen bir şehir. Bu Palu da böyle, Harput da böyle. Maden de eski yerleşim yer olarak hakikaten tarihi bir yer. Şimdi Harput'u anlattığımız vakit daha evvel yani Osmanlı'dan evvelde Selçuklular zamanında, diğer devletler zamanında da oradaki ticaret ve ticaret yoğun bir şekilde yapılmış ve ticaret yollarının mihenk noktası olarak Harput olduğu için genelde Halep, Şam, Bağdat'ı İstanbul'a bağlayan bir güzergah. Nasıl şöyle söyleyelim, Halep'ten, Şam'dan gelen bir tacir Harput'ta mola verir, verdikten sonra da Arapgir yoluyla Sivas ve Samsun'a gider. Samsun'dan vapurla İstanbul'a, o zaman Dersaadet veyahut da işte payitaht dediğimiz İstanbul'a vasıl olur. Çağlayan Harput'taki Amerikalıları anlattı. Amerika yeni kuruluyor malumunuz. Tabii oraya istihdam gerekiyor. Yani orada çalışacak vatandaş gerekiyor. İlk gidenler Harput'un Ermenileri. İlk gidenler. Evet. Şimdi şöyle. Kolejlerden mi diyeyim acaba yoksa Harput'taki olan? Şimdi onu söyleyeceğim. Şimdi malumunuz Harput'ta ilk etapta 1856'da ilk Amerikan kolejleri kuruluyor. Kurulmasının yegane sebebi misyonerlik teşkilatı. Bir tarafta misyonerlik, bir tarafta da protestanlığı yaymak için. Mezhep kavgaları var ya malumunuz. Onlar için geliyorlar. İlk gelenler Mr. Waller, ondan sonra Mr. Barnum ve Allen diye bir adam. Üçü geliyorlar. Harput'u keşif ediyorlar. Ettikten sonra bakıyorlar ki şimdiki kuyumcular sitesinin orada manzara da güzel. Tutuyorlar orada 3-4 tane eve alıyorlar. Amerika'dan da biraz para getirmişler. Orada eve alıyorlar. Aldıktan sonra bir sefer bir daha gidiyorlar. O zaman rivayet öyle 140 bin dolar para getiriyorlar. Bir de buradaki Ermenilerden bazen para topluyorlar. Bir de tekrar ayrıca 40-50 bin dolar bir daha para geliyor. Araştırmacı yazar Çağlayan, geçmişte helal yolla mal kazananlar hala varlıklarını sürdürüyor dedi. Şimdi eski büyükler derdi ki, eğer bir mal helal kazanılmışsa, hangi iş dalı olursa olsun, çiftçilik de böyledir, ticaret de böyledir, helal kazanmışsan o mal en aşağı 100 sene, evet. 150 sene devam eder. Torunun görür, torunun torunu görür. Ama haram mal kazanmışsan çok ise çok ise 20 senedir. Program sonunda Çağlayan'a teşekkür eden MÜSİAD Başkanı Özeren, sohbetin bir kitap konusu olmasını talep ederek konuyla ilgili üzerlerine düşeni yapacaklarını söyledi. Ağzına sağlık. Estağfurullah. Bizi yalnız dinlediğiniz hocam, için özür dilerim. Yani başınızı ağrıttık. Biz bu kadar araştırmanın, bu kadar okumanın, bu kadar emek vermenin karşılığını biz bunu bir kitap olarak, hatta İnşallah. Bir değil, birden çok fazla İnşallah. Kitap olarak sizden İnşallah. Bekliyoruz. İnşallah. Bizler de müsiat olarak üzerimize ne düşen olursa olsun. Her zaman için canınızın yanınızda oluruz. Bu kitapların basılmasında etmesinde gerçekten biz o konuda Allah sizinle birlikte hareket etmek istiyoruz. Çok sağ olun. Yani biraz önce dediğimiz gibi geçmişinden örnek almayan geleceğine Aynen de öyle. Yön veremez. Aynen öyle. Geçmişten bugüne kadar Harput'ta ticareti anlattınız, Elazığ'ı evet. anlattınız, Harput'un kültür yapısını anlattınız, ticari evet. yapısını anlattınız. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Allah razı sağlık. Olsun. Ben... Elazığ'da iki kişi önce otomobil çaldı. Ardından da çaldıkları otomobille baz istasyonundan mazot çaldı. Tabii bu otomobilin gitmesi lazım değil mi? O yüzden... Polis ve jandarma ekiplerinin ortak çalışması sonucu yakayı ele verdiler. Elazığ'da çaldıkları otomobille baz istasyonundan mazot çalan iki şüpheli polis ve jandarma ekiplerinin ortak çalışması sonucu yakalandı. İki şüpheli kent merkezinde önce bir otomobil ardından başka bir aracın plakasını çalıp değiştirdi.
Güvenlik güçleri şahısların eşkal bilgisini belirleyip çalışma yaptığı sırada Hankendi beldesinde bulunan bir baz istasyonunda güvenlik sistemi ikaz verdi. Bölgeye giden jandarma ekipleri baz istasyonundan mazot çalan ve otomobil hırsızlığına karışan şüphelileri durdurmak istedi. Bu sırada iki şüpheli çalıntı otomobil ile jandarmanın aracına çarparak olay yerinden kaçtı. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphelilerin yakalanması için ortak çalışma yaptı. Ekiplerin ortak çalışmasında kimlikleri belirlenen şüphelilerin adresleri tespit edildi. Yapılan operasyonda iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri tamamlanan iki şüpheli otomobil hırsızlığı, açıktan hırsızlık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından bugün adliyeye sevk edildi. Sevgili seyirciler, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Akademi tarafından takım çalışması eğitim programı düzenlendi. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Akademi tarafından düzenlenen eğitim programında takım çalışması anlatıldı. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen eğitim programına katılan Dr. Zeki Yüksek Bilgili, takım çalışmasının önemi ve işletmenin temelinde iki unsurun yer aldığını söyledi. Malum biliyorsunuz bugün işletme yönetiminin temelinde her zaman için iki tane konu var. Bunlar bir tarafta kesinlikle ve kesinlikle verimlilik, diğer tarafta da etkinlik. Verimlilik ve etkinlik üzerine yaptığımız çalışmaların hepsinde de gördüğümüz mesele aslında bizi hep takım olmaya götürüyor. Çünkü standart olarak baktığımız zaman bir tarafta organizasyonların performansı, bir diğer tarafta da bu performansı başarıya yönlendirmek gibi iki temel meselemiz var. İşte bu meseleleri ancak ve ancak takım olduğumuz organizasyonların içerisinde gerçekleştirebiliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Zeki Kaplan, partilerinin yapılacak olan Merkez İlçe Kongresi'nde teşkilatın belirlediği Merkez İlçe Başkan adayının Ali Özçelik olduğunu açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi İl Teşkilatı'nın 21 Aralık'ta yapılacak Merkez İlçe Kongresi öncesinde başkanlık yarışı için isimler kamuoyuna açıklanmaya devam ediyor. CHP İl Başkanı Zeki Kaplan, İl Teşkilatı olarak belirledikleri Merkez İlçe Başkan adaylarının Ali Özçelik olduğunu açıkladı. Kaplan, yeni bir kadroyla var olan başarının üzerine ekleyerek yola devam etmek istediklerini söyledi. Yeni bir kadroyla Elazığ Merkez İlçe Örgütü bundan önce göstermiş olduğu başarının üzerine yeni bir başarıyı katmak üzere yeni arkadaşlarımızla beraber yolumuza devam etme arzusu içerisindeyiz. Malumunuz bundan önceki süreçte biz seçim sürecimizde İlçe başkanlarımız, il başkanlarımızla beraber Elazığ genelinde ve vatandaşlarımızın katkılarıyla, üyelerimizin katkılarıyla Elazığ'da bir milletvekili çıkarma onurunu yaşadık. Akabinde belediye encümenleri çıkardık. Milletvekilimize de, belediye encümenlerimize de, bizlere oy veren arkadaşlarımıza, hemşerilerimize de burada huzurlarınıza teşekkür ediyoruz. Örgüt olarak örgütün dışında değil, örgütün içerisinde yine bir adayla karşınıza, huzurunuza çıktık. İnşallah biz 21 Aralık'ta değerli adayımızla beraber bu süreci önümüzdeki 2 yılı tamamlamış olacağız. Adayımızın ismi hepinizin bildiği, hepinizin tanıdığı Ali kardeşimizi burada huzurlarınızda size tanıtmak istiyorum. Ali Özçelik arkadaşımız önümüzdeki süreçte Merkez İlçe Başkan adayı olarak Türkiye'nin ekonomik ve siyasi buhrandan geçtiğini ifade eden Kaplan, partilerine yoğun baskı yapılmasına rağmen yola devam edeceklerini kaydetti. Ülkemizin ekonomik ve siyasal bir buhrandan geçtiğini, tüm yatırımların durduğunu, liyakattan uzak bir sistemin uygulandığını, demokratik hak ve özgürlüklerin önündeki engellerin kalkması için hep beraber mücadele etmek zorundayız. Partimizin üzerine Elazığ'da ve Türkiye'de olduğu gibi Elazığ'da da yoğun baskıların olduğunu biliyoruz. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin her bireyi bu baskılara boyun eğmemek üzere sahadadır. Ve bu konuda da her zaman sizin desteğinize ihtiyaç duyduk. Bundan sonra da desteğinizi esirgemeyeceğinizi biliyoruz. Ve hep beraber yolumuza devam edeceğiz. CHP Merkez İlçe Başkan adayı Ali Özçelik, koltuk işgal etmek için değil, hizmet etmek için aday olduklarını kaydetti. Merkez İlçe Başkanı'na sevgi ve saygının egemen olmasını sağladık. İşte bu sevgi saygı Elazığ mahallelerine
beldelerine, köylerine, kısacası bütün Elazığ'a yayılsın diye bugün aday olduk. Değerli partililerim, Merkez İlçe Başkanlığı'nda görev aldığım bugüne kadar Merkez İlçe Başkanlığı'nın sorumluluk alanına giren mahallelerde, köylerde, beldelerde gerçek manada yapılmayan işlere imza attık. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe Başkan Yardımcısı olarak hem yerel hem de genel seçimlerde ciddi bir çalışma örneği ortaya koyduk. Partimizin bugüne kadar oluşturmadığı mahalle teşkilatlarını oluşturduk. Bu sayede Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Merkez İlçe Başkanlığı'nın sadece bir tabeladan ibret olmadığını gördük. Yapmış olduğumuz teşkilatma çalışması sonrasında bugün Elazığ'ın bütün mahallelerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütünü bir yapıya sahiptir. İYİ Parti Elazığ İl Başkanlığı görevine Ağın eski belediye başkanı Yılmaz Serttaş atandı. Serttaş'ın önümüzdeki günlerde göreve başlaması bekleniyor. İYİ Parti Elazığ İl Başkanlığı görevinde değişiklik yaşandı. 2018 yılı Eylül ayından itibaren İYİ Parti Elazığ İl Başkanlığı görevini sürdüren Mevlüt Orun görevine ara verildi. İYİ Parti Genel Merkezi ise Mevlüt Orun yerine Ağın eski belediye başkanı Yılmaz Serttaş'ı atadı. 2014 yılında MHP'den Ağın belediye başkanlığını kazanan Yılmaz Serttaş, daha sonra MHP'den istifa ederek İYİ Parti'ye geçmişti. Yılmaz Serttaş'ın önümüzdeki günlerde görevine başlaması bekleniyor. Elsat aylık istişare toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Başkan Murat Erdoğan, gündemlerinde kentsel dönüşümün yer aldığını ifade etti. Elazığ Stratejik Araştırmalar Derneği aylık istişare toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya Maden Belediye Başkanı Orhan Yavuz, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Suat Kenç, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve dernek üyeleri katıldı. Başkan Murat Erdoğan, organize sanayi bölgesi ziyaretiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sanayi bölgesi başkanı Suat Öztürk Bey bize organize sanayi ile ilgili yapılan yatırımlarla ilgili brifingler verdi, bilgilendirdi. Ardından inovasyon merkezini ziyaret ettik. Çok önemli bir yatırım, 12 milyon TL değerinde. Orada sanayicilerin ihtiyaç duydukları kalıplar yapılacak. Çok başarılı bir yer. Yine camisini gezdik. Gerçekten hayran kaldım. Türkiye'de gördüğümüz en güzel camilerden birisiydi. Özellikle Elazığ'da mermercilikle uğraşan sanayicilerin oraya vermiş olduğu o güzel mermerlerle cami mükemmel bir hale gelmişti. Elazığ'ın teşvikte 6. bölgede yer almasıyla birlikte şehirde yatırım atağı yaşandığını ifade eden Başkan Erdoğan, teşvikte bölge değişikliğine emeği olanlara teşekkür etti. Bunlar tabii 6. bölgenin nimetleri. Öncelikle ben 6. bölgenin Elazığ'a gelmesine sebep olan eski Ticaret Odası Başkanı İdris Alan Bey'e teşekkür ediyorum. Yine 6. bölgenin Elazığ'a gelmesiyle birlikte yatırımcıları Elazığ'a çekmek için yoğun gayret gösteren Elazığ valisine, belediye başkanına, Ticaret Odası Başkanı'na da çok teşekkür ediyorum. Erdoğan gündemlerinde kentsel dönüşümün olduğunu ifade etti. Hem kentsel dönüşüm hem şehirleşme adına bununla ilgili komisyonlar kuracağız. Bunu şehrin gündemine taşıyacağız. Burada önemli bir iş yapmış olacağız. Karakoçan ilçesinde doğurduğu bebeğini çatı katında halının altına bırakıp öldükten sonra çöpe atan kadın ilk kez hakim karşısına çıktı. Zanlı hakim karşısında bebeğini öldürmek için bırakmadığını ancak öldükten sonra poşete koyup çöpe attığını söylerken halının altına koyduğunu söylediği ilk ifadesini de yalanlayıp üzerine bıraktığını ileri sürdü. 26 Haziran 2019 tarihinde Karakoçan ilçesinde 11 yıl önce kocasını kaybeden ve iki çocuğu bulunan 36 yaşındaki kadın, sevgilisi olduğunu iddia ettiği kişiden hamile kaldı. Çocukları uyurken evde doğum yapan kadın, bebeğin ağlama sesinin duyulmaması için çatı katında halıların arasına bıraktı.
Aradan 12 saat geçtikten sonra bebeği kontrol etmeye gittiğinde öldüğünü anlayan kadın, bebeğin cansız bedenini siyah bir poşete koyarak halılarla birlikte çöpe attı. Belediye temizlik görevlilerinin bebeğin cesedini bulmasıyla devreye giren polis, kadını yakalayarak gözaltına aldı. Olaydan 22 gün sonra ölen bebeğe sahip çıkan olmayınca, savcılık tarafından kimsesizler mezarlığına defnedilmesi kararı verilmişti. İmamla birlikte mezarlıkta görevli 5 kişinin kıldığı cenaze namazı sonrası bebeğin cansız bedeni toprağa verilmiş, ismi ise mezarı başına asılan 28.157 numarası olmuştu. Bebeğinin ölümüne neden olan kadın ilk defa Elazığ Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Hakkında canavarca hisse kasten öldürme suçundan dava açılan zanlı, mahkemede yaptığı her şeyi tek tek anlattı, ancak bebeğini halının altına koyduğu ifadesini yalanlayıp üzerine bıraktığını ileri sürerken poşete koyup çöpe attığını ifade etti. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve zanlının sevgilisinin ifadesinin alınması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Elazığ Belediyesi tarafından ihale mevzuatı, kontrol teşkilatının görev ve sorumlulukları konulu seminer düzenlendi. Elazığ Belediyesi tarafından ihale mevzuatı, kontrol teşkilatının görev ve sorumlulukları konulu seminer düzenlendi. İhale süreçlerindeki şikayetleri incelemek ve sözleşmenin uygulanması. Sürdürülen eğitim çalışmaları kapsamında düzenlenen İhale Mevzuatı Kontrol Teşkilatı'nın görev ve sorumlulukları konulu seminere Kamu İhale Kurumu'ndan uzman Erkan Açıkgöz ve Ceylan Çelik konuşmacı olarak katıldı. Ve sözleşmeler kanununun yürütülmesinde de ikinci mevzuat var. Bu ikinci mevzuat neler? İşte yapım işleri genel şartnamesi, ya muayene kabul yönetimlikleri, tip sözleşmeler ve kamu ihale genel tedbirleri aslında bizim kullandığımız enstrümanlar. Seminerde katılımcılara 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hakkında bilgilendirme yapıldı. Bu 10 günde eğer bildirmezse burada da yine cezai yaptırımlar var. Bu cezai yaptırımlar nedir? Yine günlük gecikme cezasının %10 oranı, şey daha doğrusu %10'u yok burada, günlük gecikme cezasının tamamı. Sözleşmede yazılı olan değil yani. Sözleşmede bir oran var, bir de biliyorsunuz teknik personel bildirilmezse hangi, yani bulundurulmazsa daha doğrusu iş yerinde bunun için bir ceza var. Nedir mesela? Bir mühendis yok iş yerinde, bunun günlük karşılığı 1000 lira veya 250 lira. Bunu keseceksiniz. Eğer bildirmezse dahil, yani iş yerinde bulundurulmadığını artık kabul edeceğiz. Bu mekanizma yoktu. Daha önce iş yerinde değilse sadece bu cezayı kesiyorduk. İki günlük seminere Elazığ Belediyesi, ilçe ve belde belediyelerden toplam 150 personel katılım sağladı. Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda uyuşturucu ve etil alkol ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler uyuşturucu ile kaçak içki üretimiyle mücadele kapsamında çalışma yaptı. Yapılan ilk çalışmada tespit edilen bir şüphelinin Diyarbakır'dan uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine ekipler şahsı takibe aldı. Takip sonrası düzenlenen operasyonla yakalandı. Araçta yapılan aramada zulalanmış vaziyette uyuşturucu madde ve madde kullanım aparatı ele geçirildi. Ekipler ikinci operasyonunu kaçak içki üretiminde kullanılan etil alkol üzerine yaptı. Ekipler bir şüpheliyi tespit edip aracını durdurup arama yaptı. Aramada araçta 164 litre etil alkol ele geçirildi. İki operasyonda yakalanan 3 şüpheli ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Japonya'dan gelen heyeti ağırladı. Enstitü çalışmalarını anlattı. Japon Dış Ticaret Teşkilatı Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü'nü gezdi. Burada su dinlenince içerideki tesisi arıya birine ve şurada şimdi indireceğiz toprak havuzlara geçiyor. Evet. Japon Dış Ticaret Teşkilatı Türkiye Ofisi'nden koordinatör Makoto Nakamura ve beraberindeki heyet ile
Su ürünleri teknoloji şirketi olan Umutron'un yetkilileri enstitüyü ve ARGE merkezini gezdiler. Solid Lake. Eliza Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Özkan Özbay, ziyaretçilere yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Görüşmede olası işbirlikler masaya yatırıldı. Elazığlı amca, PKK tarafından kaçırılan evladı için Antalya sokaklarında ağıt yakarak dolaşıyor. Elazığlı amcanın hikayesi de, yaşadıkları da yüreklerin bam teline dokunuyor. Putun dibinde sarıldın aşım, sarıldın. Adı Halil Aktaş, 63 yaşında. Doğumdan bugüne kadar yaşadıkları yüreklerin bam teline dokunuyor. Yaş 63 olmuş ama Halil amcanın çilesi bitmemiş. Elisa'da doğan 63 yaşındaki Halil amcanın acı hayat hikayesi yürekleri yakan cinsten. Kötü kaderden bugüne yazdan da anladın, buraya kadar da yine yazdan ayırmış. Ah ölen ben ölen. Evlendikten sonra Adana'ya yerleşen Aktaş, 3'ü erkek 5 çocuk babası oldu. Bir süre sonra anlaşmazlık yüzünden eşinden boşanmak zorunda kalan Aktaş, evden çıkarak memleketine geri döndü. Bu sırada yaşları 18'i geçen çocuklarından 26 yaşındaki Abdülsamet ve 24 yaşındaki Uğur, Suriye kaynaklı bir örgütün sohbetlerine katılmaya başladı. Aradan geçen 3-4 yıl sonrası iddiaya göre Abdülsamet ve Uğur, Suriye'nin yolunu tutarak örgüte katıldı. Bunu duyan baba Halil Aktaş, çocuklarını uyarmasına rağmen onları geri döndüremedi. 14 ay önce ise Aktaş'ın küçük oğlu Uğur, Suriye'de vurulup hayatını kaybetti. Diğer oğlu Abdülsamet de PKK tarafından yaralı halde esir alındı. Benim çocuklarım da, ben 18-19 yaşına gelince, benden eşim biz anlaşamadık. O arada ayrılmaya başladık. Ben evden çıktım. Mecburen çıkacağım. Eşim hani çıkamaz. Çıkınca benim çocuklar tam o zaman işte şey zamanları, genç delikanlılar. O zaman bu insanlar bunları kandırıp götürdüler El Nusra diye bir örgüte. O da tabii mahallede 4-5 sene devam etti cemaat. Cemaattan gittiler benim çocuklarım. O gün bugündür çocuklarından bir haber alamayan Aktaş, Antalya'ya gelerek kafasını dağıtmaya çalıştı. Tek başına yaşamı tercih eden acılı baba, aldığı engelli maaşı ve çocuklarına hitaben söylediği türkülere karşılık vatandaşların verdiği parayla geçimini sürdürüyor. Biliyor musun? Ciğer yarası Allah kimsenin başına vermesin. Çocuklarımı ne halden böğürttüm, ne rezillikten böğürttüm çocuklarımı. Bu hale getirdim, getirdiler. Malatya'nın Arapgir ilçesinde kış etkinlikleri kapsamında konser düzenlendi. Kültürüyle Elazığ'a yakın olan Arapgir'de düzenlenen etkinliğe ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi. Elazığ'ın kardeş şehri Malatya'nın ilçesi olan Arapgir'de belediye tarafından kış etkinlikleri düzenlendi. Daha önce yaz aylarında yapılan etkinliğe kış ayında yapılmasına rağmen program kapsamında düzenlenen konser yoğun ilgi gördü. Boyar beni,
Uzaklığıyla Elazığ'a yakın ilçelerden biri olan Arapgir, yaşam tarzı ve kültürüyle de benzerlik taşıyor. Arapgir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerde sahne alan Türk Halk Müziği sanatçısı Cengiz Yurtseven'i, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cumertoğlu'nun yanı sıra Kemaliye Belediye Başkanı Mehmet Kahraman, Ağın Belediye Başkanı Ali Uslu, Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı'nın yanı sıra çok sayıda vatandaş izledi. Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, belediye olarak kültür ve sanat faaliyetlerine önem verdiklerini belirterek, etkinliklerin Kemaliye'de 21 Aralık, Ağın'da ise 28 Aralık'ta yapılacağını söyledi. Her zaman yaz sezonlarında festivallerle birlikte musiki ve müziğe dayalı etkinlikler yapılırken, Arapgir'de, Arapgir merkezinden yukarı Fırat'ın tüm havzasındaki ilçelere yeni bir alışkanlık geliyor, kış sohbetleri geliyor, musikisiyle, sazıyla, sözüyle halk bir araya geliyor. Dolayısıyla Cengiz Yurtseven'le Arapgir'de bugün Arapgir halkını Sami Aydınlar Kültür Merkezi'nde topladık ve 4 saat süren akşam fasılını icra etme konusunda bir araya geldik. Bu eğlencelerimiz, bu etkinliklerimiz daha da ileriki günlerde bölgenin tümünde hissedilecek. Kemaliye, Ağın, Arapgir bu işe öncülük ediyor. Diğer ilçelerimiz de bu konuda bizimle beraber hareket ettikçe bu pasta büyüyecek diyorum. Saygılar sunuyorum. Elazığ'a selamlar söylüyorum. Haberleri izlediniz. Az sonra günün gelişen spor haberleriyle tekrar karşınızda olacağız. Ayrılmayın lütfen. Günün gelişen spor haberleriyle tekrar karşınızdayız. Elazığ Spor Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na adeta abone oldu değerli izleyenler. İlk yarının son karşılaşması olan Kastamonu Spor maçında seyircilerinin sebep olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. İkinci lig temsilcimiz Elazığ Spor, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na adeta abone oldu. Hemen hemen her maç sonrasında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Bordo Beyazlı kulübümüzü, PFDK ilk yarının son haftasında da unutmadı. TFF 2. Lig'in 17. haftasında 15 Aralık Pazar günü Gençlik Merkezi Sentetik Saha'da oynanan ve Birevim Elazığ Spor'un 2-0'lık mağlubiyetiyle sona eren maçta yapılan çirkin ve kötü tezahürattan dolayı Bordo Beyazlı ekibimiz Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. PFDK ayrıca aynı müsabakada kırmızı kart görerek oyundan ihraç edilen Kadir Taşoğlu'nu da kural dışı hareketiyle disipline sevk etti. 17 Aralık 2019 günü PFDK'ya gönderilen sevk raporları doğrultusunda hukuk müşavirliğince 17 Aralık 2019 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları doğrultusunda karar şu şekilde açıklandı. Birevim Elazığ Spor Kulübü'nün 15 Aralık 2019 tarihinde oynanan Birevim Elazığ Spor Kastamonu Spor TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle futbol disiplin talimatının 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, Birevim Elazığ Spor Kulübü futbolcusu Kadir Taşoğlu'nun aynı müsabakadaki kural dışı hareketi nedeniyle futbol disiplin talimatının 43. maddesi uyarınca 16 Aralık 2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK sevkine karar verilmiştir denildi. PFDK kararlarının Perşembe günü açıklanacağı ve Bordo Beyazlı kulübümüzün para cezası, Kadir Taşoğlu'nun da 1 ila 2 maç arasında müsabakadan men cezası alması bekleniyor. Üçüncü lig temsilcimiz Elazığ Belediyespor'da devre arası kampı için Antalya'yı tercih etti. Kırmızı lacivertli temsilcimiz hazırlıklarına 21 Aralık'ta Antalya'da start verecek.
TFF 3. Lig temsilcimiz Elizabeth Spor ilk yarının sona ermesinin ardından devre arası hazırlık kampı için Antalya'yı tercih etti. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak istediği sonuçları alamayınca hedefini kümede kalmak olarak değiştiren lacivert kırmızılı ekibimiz ikinci yarıya iddialı girmek istiyor. İkinci yarı hazırlıkları için 21 Aralık Cumartesi günü Antalya'da toplanacak olan Elizabeth Spor devre arası kampını 30 Aralık Pazartesi günü tamamlayacak. Antalya'da toplam 9 gün sürecek olan bir kamp süreci geçirecek olan Elizabeth Spor'da kamp sonunda futbolculara 2 gün izin verilecek. 2 Ocak Perşembe günü yeniden elimizde toplanacak olan lacivert kırmızılı ekibimizde yapılacak olan tek çalışma ile ikinci yarının ilk haftasında deplasmanda oynanacak olan Ağrı 1970 spor maçının hazırlıklarına start verilecek. AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, Elazığ Spor'un ardından Elazığ Belediye Spor'unda kamp masraflarını üstlendi. İlimizde AK Parti Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, Elazığ Spor'un ardından bu kez de 3. Lig temsilcimiz Elazığ Belediye Spor için jest yaptı. Sezonun ilk yarısını tamamlayan ve ikinci yarı hazırlık kampı için kaynak arayışında olan Elazığ Belediye Spor Kulübü, kamp masrafları için destek istediği AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar'dan olumlu yanıt aldı. Olumlu cevabın ardından lacivert kırmızılı ekibimizin Antalya'da gerçekleştirilecek olan kamp masraflarını ilimiz AK Parti Milletvekili Zülfü Tolga Ağar üstlendi. Elazığ Spor'un ardından Elazığ Belediye Spor'un da kamp masraflarını üstlenen AK Parti Elazığ Milletvekili Tolga Ağar'ın bu jesti, Belediye Spor camiasında memnuniyetle karşılanırken, kulüp resmi internet sitesinden bir teşekkür mesajı yayımlandı. Teşekkür mesajında, takımımız 21-30 Aralık tarihleri arası Antalya'da gerçekleştireceği ara dönem kamp masraflarını AK Parti Elazığ Milletvekilimiz Sayın Zülfü Tolga Ağar üstlenmiştir. Sayın Ağar'a kulübümüze gösterdiği destekten ötürü teşekkürü borç biliriz açıklamalarına yer verildi. TRT Kürdi 2019-2020 sezonunun ilk yarısında 17 maçı canlı yayınlayıp 220 maçında özet görüntülerini ekranlara getirirken spor severlerden de büyük ilgi gördü. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yayın havuzu sisteminde yer almayan 2. Lig ve 3. Lig maçlarını canlı yayınlayan TRT Kürdi bu alanda büyük bir boşluğu kapatıyor. Kanal geride kalan bu sezonun ilk yarısında da spor severlerin ilgi odağı oldu. İkinci lig ve üçüncü lig maçlarını HD yayın kalitesi ve Kürtçe-Türkçe çift dilli anlatım seçeneğiyle canlı yayınlayan TRT Kürdi'nin bu hizmeti, maçların Doğu ve Güneydoğu'nun yanı sıra Türkiye'nin her yerinde ve yurt dışında da izlenmesini sağlıyor. Yayınlar aynı zamanda şehirlerin tanıtımına ve kaynaşmasına da neden oluyor. Sezonun ilk yarısında 2. Lig ve 3. Lig'den 17 karşılaşmayı canlı olarak ekrana getiren TRT Kürdi, pazar akşamları yayınlanan Futbol Zamanı programında da 2. Lig ve 3. Lig ve Bölgesel Amatör Futbol Ligi'nde 220 maçın geniş özetini ekrana getirerek bu anlamda bir rekora imza attı. 1 Ocak 2009 tarihinde yayın hayatına başlayan TRT Kürdi'nin sporda gerçekleştirdiği bu atılım, her geçen yıl büyüyerek ve daha geniş kitlelere ulaşarak devam ediyor. Bugüne kadar yurt içinden ve yurt dışından ödüller alan yayınların 12 Ocak'ta başlayacak sezonun ikinci yarısında da devam edeceği kaydedildi. Ve spor haberlerini de burada noktalıyoruz. Herkese mutlu bir akşam diliyorum. Görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.